Eserin adı Beyaz Gemi. Eserin yazarı Cengiz Aytmatov. Orozkul sarhoş inadıyla hala boynuzlu Maralan'ın kafasını koparmaya çalışıyor. Nice zamandır beklediği fırsatı yakalamış da şimdi intikam alıyor. Hıncını çıkarıyordu. Balta darbesiyle sıçrayıp ayakları dibine düşen kafayı tekmeliyor. Sanki anlayacakmış gibi ağzı köpüklene köpüklene küfürler savuruyordu ona. Seni alçak, namussuz, al sana, al sana. Aldatırsın ha, seni paramparça etmezsem bana da orozkul demesinler. Baltayı indirmeye devam ediyordu. Sonunda maralın kafası çatladı, etrafa kemik kırıkları saçramaya başladı. Al sana, al sana. Balta birden maralın gözüne isabet etti. Çocuk bir çığlık attı. Patlayan gözden sarı, yapışkan bir sıvı aktı. Şimdi hayvanın gözü de ölmüştü. Orospu vahşi bir kin ve kudurganlıkla mırıldanıyordu. Bundan da büyük kafaları kıracağım. Bundan da büyük boynuzları parçalayacağım. Kafayı alnından ve tepesinden yarabilmişti. Baltayı atıp iki eliyle birden boynuza yapıştı. Kafayı da ayağı ile basarak olanca gücüyle bükmeye başladı. Sonra bir ağacın kökünden sökülürken çıkardığı çatırtı ile boynuzu koparıp aldı. Orozkul ve Bekey hala için sihirli beşiği takıp getireceği Maralana'nın boynuzuydu bu. Çocuk çok fena oldu. Döndü. Elindeki böbreği yere bırakıp yavaş yavaş evlerine doğru yürüdü. Herkesin yanında düşüp bayılacak, midesi bulandığı için kusacak diye çok korkuyordu. Yüzü sapsarı olmuş, alnını yapışkan ve soğuk bir ter basmıştı. Harıl harıl yanmakta olan ateşin yanından geçti. Kazandan yine öyle yoğun buhar çıkıyordu. Zavallı mümin yine sırtı herkese dönük, yüzünü ateşe vermiş duruyordu. Çocuk dedesini rahatsız etmek istemedi. Bir an önce eve gidip yatağına girmek, başını yorganın altına gizlemek istiyordu. Hiçbir şey duymamak, hiç kimseyi görmemek, unutmak istiyordu. Evin önünde Bekey hala çıktı karşısına. Halası gülünç bir şekilde giyinip süslenmişti ama yüzü gözü Orozkul'dan yediği dayağın morartılarıyla doluydu ve çok zayıftı. Yersiz bir neşe içinde o büyük et ziyafeti için eli yağlı dolanarak oraya buraya koşuyordu. Neyin var senin diye çocuğu durdurdu. Başım ağrıyor. Vah yavrum vah, hastasın demek. Coşkun bir sevgi gösteriyordu o çocuğa. Yanaklarından şapur şupur öptü. O da ötekiler gibi sarhoştu. Onun nefesinden de ötekilerde olduğu gibi tiksindirici bir vodka kokusu geliyor. Başı ağrıyormuş yavrumun. Ah canım benim. Herhalde karnın da açtır. Hayır, aç değilim. Yatmak istiyorum. Peki, gel öyleyse seni yatırayım. Yapayalnız kalacaksın ama. Bak, herkes bizim evde toplandı. Konuklar da, bizimkiler de. Et de pişti zaten. Çocuğu razı etmişti. Elinden tutup eve doğru götürdü onu. Ocağın önünden geçerlerken Orozkul göründü. Ter içindeydi. Yüzü inek memesi gibi şişik ve kızarıktı. Elindeki maral boynuzunu zafer kazanmış gibi bir kurumla mümin dedenin yanına fırlattı. İhtiyar hafifçe doğruldu. Orozkul ona dönüp bakmadı bile. Orada bulunan su dolu bir kovayı kaldırıp üstüne başına döke döke içmeye başladı. Bir ara ağzını kovadan ayırarak artık ölebilirsin dedi birdenbire. Sonra yine başını kovaya daldırdı. Çocuk dedesinin dili dolaşa dolaşa cevap verdiğini duydu. Sağ ol oğul, sağ ol. Artık ölüm beni korkutmaz. Demek bana da saygın varmış. Ben de şerefleniyorum. Çocuk bir halsizlik hissetti vücudunda. Ben eve gideceğim dedi. Bekey halası bırakmadı. Orada tek başına yapacağım bir şey yok diye neredeyse zorla onu kendi evine götürdü ve odanın bir köşesindeki yatağa yatırdı. Orozkul'un evinde ziyafet için her şey hazır. Haşlanmış etler, kızarmış etler, kavurmalar. Nine ile Gülcemal bunları hazırlıyor. Bekey hala ise ocakla ev arasında mekik dokuyor. Sofranın hazırlanmasını beklerken Orozkul ve iri yarı koketay şiltelere kurulmuş, yastıklara dayanmış, sıcak çaylarını yudumluyorlardı. Birdenbire büyük adam, önemli adam olmuşlar, kendilerini bey gibi, prens gibi görmeye başlamışlar. Seyit Ahmet ise bardakların boş kalmamasına dikkat ediyor, durmadan çay dolduruyordu. Çocuk hiç ses çıkarmadan yatıyordu köşesinde. Sinirleri gerilmiş, eli ayağı tutmaz haldeydi. Yine üşümeye, titremeye başlamıştı. Kalkıp gitmek istiyordu ama yataktan çıkar çıkmaz kusmaktan korkuyordu. Biraz hareket etse boğazına gelip tutan şey dışarıya fırlayacaktı çünkü. O sırada kadınlar Seyit Ahmet'i dışarı çağırdılar. Seyit Ahmet gitti ve az sonra döndü. Elindeki kocaman sırlı tepsi tepeleme et doluydu. Ve etler duman duman tütüyordu. Tepsiyi iki eliyle ve güçlükle tutarak Orozkul'la Koketay'ın önlerine usulca koydu.
Onun ardından da kadınlar çeşit çeşit yemekleri taşıyarak içeri girdiler. Bıçaklar, tabaklar kondu. Herkes yerini aldı. Seyit Ahmet de vodka kadehlerini doldurmaya başladı. Köşeye dizilmiş içki şişelerini başıyla işaret ederek, "İçkici başı benim," diyordu. En son Mümin Dede girdi içeriye. Tuhaf bir durumdaydı. Her zamankinden daha küçük, daha bitkin görünüyordu. Boynunu kısıp bir kenara ilişmek istedi ama iri yarı koketay yüce gönüllü davranarak yanına oturmasını rica etti. "Buraya gelin aksakal, yanımıza oturun." "Sağ ol, şurada oturayım. Nasıl olsa biz evimizdeyiz." "Ya olmaz. En yaşlımız sizsiniz. Buraya buyurun." Israr ederek onu kendisiyle oroz kulun arasına oturttu. Sonra da "Haydi aksakal," dedi. "İçelim. Bu uğurlu av şerefine kaldıralım kadehlerimizi. İlk sözü siz alın." Mümin de öksürüp boğazını temizlemeye çalıştıktan sonra kadehini kaldırarak konuştu. "Bu evde huzur olması dileğiyle. Huzur olan evde mutluluk da olur." "Çok doğru, çok doğru," diye onu onayladılar ve herkes kadehini ağzına götürdü. Birkaç yudum içti. Koketay, Mümin Dede'nin şerefe kadeh kaldırdığı halde içkisini içmediğini gördü ve sitem etti. Ama olmadı. "Damadınıza ve kızınıza mutluluk dileyerek kadeh kaldırıyor, sonra da içkinizi içmiyorsunuz." Dede biraz telaşlandı. "Madem ki onların mutluluğunu istiyoruz, ben de içerim elbette." Ve Mümin Dede herkesin şaşkın bakışları arasında ağzına kadar vodka dolu kadehi bir solukta içip bitirdi ve sonra başını iki yana salladı. "Yaşasın. İşte bu görülecek şey. Dedemizin eşi yoktur." "Aferin," dedi. "Yaman bir adammış doğrusu." Herkes gülüyor ve Mümin Dede'ye övgü yağdırıyor. Odanın içi iyice ısınmış. Boğucu bir havayla dolmuştu. Çocuk acıdan kıvranıyor, midesi bulanıyor. Gözleri kapalıydı ama bu sarhoş insanlara bütün söylediklerini, dudak şapırdatmalarını, boynuzlu maralananın etine iştahla tıkınırken birbirlerine en iyi parçaları ikram etmelerini, yağlı kadehleri tokuşturmalarını, büyük bir tabağa kemirilmiş kemiklerin atılışını duyuyordu. Koketay dudaklarını şapırdatarak, "Nefis, sanki körpecek bir tay eti," dedi. "Ne sandınız ya? Hem dağlarda yaşa hem de böyle et yeme. O kadar aptal mıyız biz?" dedi Orozkul. Cool. Seyit Ahmet onu onayladı. "Doğru ya, yoksa niye yaşıyoruz buralarda?" Boynuzlu maralananın etini hepsi çok beğenmişti. Nine, Bekey Hala, Gül Cemal, hatta Mümin Dede bile. Bu arada çocuğu da unutmamışlardı. Bir tabağa et ve öbür yemeklerden koyarak önüne götürdüler ama istemedi. Hasta olduğunu anlayan sarhoşlar bir daha yemek götürüp rahatsız etmediler onu. Çocuk dişlerini sıkıyor, bunun mide bulantısını azaltacağını düşünüyordu. Ama ona asıl acı veren, güçsüzlüğünü anlaması, boynuzlu maralanayı öldüren bu insanlara hiçbir şey yapamamasıydı. Çocuk hiddetiyle ve umutsuzca onları cezalandırmak, ne kadar korkunç bir suç işlediklerini anlatmak için öç alma hayalleri kurmaya başladı. Ne var ki, onları cezalandırmak için Kulubegi'yi yardıma çağırmaktan başka yol bulamıyordu. O fırtınalı gecede öteki genç şoförlerle birlikte ot taşımaya gelen asker Parkalı o yiğitten yardım isteyebilirdi. Tanıdığı insanlar arasında Oroz kolunun üstesinden gelebilecek, onun yüzüne karşı gerçekleri haykırabilecek tek insan oydu. Ve hayalinde Kulubegi'yi yardıma çağırdı. O da kamyonunu hızla sürerek geldi, makine tüfeğini alarak sürücü koltuğundan atladı. "Neredeler?" "Şurada." İkisi birden Oroz kulun evine koştular. Bir tekme vurarak kapıyı açtı Kulubegi. "Eller yukarı. Kimse yerinden kımıldamasın," diye makinalıyı üzerlerine doğrulttu. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Oldukları yerde korkudan tir tir titremeye başladılar. Son lokmaları boğazlarında kaldı. Ağızları, yüzleri yağ içinde, ellerinde ise yedikleri yağlı etin iri kemikleri, karınları iyice doymuş sarhoş adamlar kımıldamadan duruyorlardı. Hulubek makineli tüfeğini Orozkul'un şakağına dayadı. "Rezil herif, ayağa kalk." Orozkul baştan ayağa titreyerek ve Kulubegin ayaklarına kapanarak kekeleye kekeleye yalvarmaya başladı. "Acı bana, öldürme beni." Kulubek acımadı. "Dışarı çık köpek, sonun geldi artık." Böyle derken kıçına bir tekme atarak onu dışarı itmişti. Orada bulunanların hepsi korkudan dillerini yutmuş olarak avluya çıktılar. Kulubek emir verdi. "Yüzünü duvara dön, boynuzlu maralanayı öldürdüğün için
Ucuna sihirli beşiği takıp getirdiği boynuzunu kestiğin için öleceksin. Orozkul'un dizlerinin bağı çözüldü ve yere yattı. Toz toprak içinde sürünüyor, hüngür hüngür ağlıyor, inliyor, yalvarıyordu. Öldürmeyin beni. Çocuğu olmayan, dünyada yapayalnız kalmış bir insanım ben. Ne oğlum var ne kızım. Acıyın bana. Ne olmuştu gururuna, kibirine, çalımına? Alçak yüzsüz korkak. Öldürmeye bile değmezdi böylesi. Çocuk Kulu Bege, peki öyleyse onu öldürmeyelim dedi. Ama buradan defolup gitsin ve bir daha da hiç görünmesin. Onun gibi bir adamın hiç işi yok burada. Orozkul ayağa kalktı, pantolonunu düzeltti, ardına bakmaya bile cesaret edemeden yürüdü. Boynunu iyice kısmıştı. Perişandı, şiş göbeği sallanıyor, pantolonu sarkıyordu. Ama Kulubek durdurdu onu. Dur bakalım, sana son bir sözümüz daha var. Hiç çocuğun olmayacak. Çünkü sen kötü, pis bir yaratıksın. Burada seni hiç kimse sevmiyor. Orman sevmiyor, ormanın ağacı, bir tek otu sevmiyor seni. Bir faşistsin sen. Hadi defol ve sakın bir daha buralara ayak basayım deme. Çabuk kaybol. Orozkul ardına bile bakmadan hızlandı. Yakala, tut diye bağırdı Kulubek. Onu korkutmak için havaya iki el ateş ederek. Sonra gülmeye başladı. Çocuk sevinçten uçuyordu. Orozkul gözden kaybolunca Kulubek bu defa kapının önünde suçlu suçlu duran ötekiler azarladı. Böyle bir adamla bir arada nasıl barınabildiniz? Nasıl katlandınız ona? Hiç utanmıyor musunuz? Hak yerini bulmuştu. Çocuk iyice rahatladı. Kendisini bu hayale öyle kaptırmıştı ki herkesin Orozkul'un evinde niçin toplandığını, niçin yiyip içtiklerini unutmuştu. Bir kahkaha patlaması onu o mutlu, o mucize aleminden çıkardı. Gözlerini açıp açıp kulak kabarttı. Dedesi odada değildi. Kadınlar kapkacığı topluyor, çay servisine hazırlanıyorlardı. Seyit Ahmet yüksek sesle bir şeyler anlatıyor. Ötekiler de katıla katıla gülüyordu. Sonra ne oldu? Hadi anlat. Orozkul gülmekten kırılıyordu. Ölecekti neredeyse. Ahlar uflar arasında. Şunu bir kere daha anlat. Sonra sen ne dedin de bu kadar korktu? Uf, çok gülünç. Dayanamayacağım. Seyit Ahmet hiç nazlanmadan anlatmaya başladı. Bakın nasıl oldu. Marallara yaklaştık. Onları ormanın ağaçsız bir yerinde görmüştük. Üçü de oradaydılar. Tam atları bir ağaca bağlamıştık ki bizim ihtiyar ellerime yapıştı. Maralları ateş edemeyiz dedi. Biz buğuluyuz. Maral soyundanız. Boynuzlu maral ananın soyundan. Küçük bir çocuk gibi saf saf bakıyordu bana. Gözleriyle yalvarıyordu. Katıla katıla gülmek geldi içimden ama kendimi tuttum. Üstelik çok ciddi bir tavırla. Ne oluyor sana? Yoksa sen hapsi boylamak mı istiyorsun dedim. Yo dedi. Bilirsin ki bu eski masallar Begler zamanında yoksul halkı sindirip sömürmek için uydurulmuş. Dedim. İhtiyarın ağzı açık dona kaldı. Yahu sen ne diyorsun dedi. Ne dediğimi duydun. Sen şimdi bırak bu bey masalını, bay masalını. Yoksa bir yetkili iki satır yazı yazarım. Hiç yaşına bakmadan tutuklarlar seni. Kah kah kah. Herkes birden katıla katıla gülüyordu. En çok gülen de Orozkul idi. Çünkü herkesten fazla onu neşelendiriyordu bu olay. Seyit Ahmet anlatmaya devam etti. Sonra marallara yavaş yavaş sokulduk. Başka bir hayvan olsa bizi görür görmez bir iz bile bırakmadan kaçıp giderdi ormana. Ama bu enayi marallar hiç kaçmıyor. Çünkü onları hiç korkutmamışlar. Sarhoş Seyit Ahmet biraz farfarlık ediyordu. Ben elimde tüfek önden gidiyordum. İhtiyar da peşimde. İşte o sırada beni bir şüphe aldı. Çünkü o güne kadar ben bir serçe bile vurmamıştım. Doğru söylüyorsun. Şaka değil, bir serçe bile vurmamıştım. Eğer maralı vuramazsam ormana dalıp kaybolacaklar. Sonra yakalayabilirsem. Geçidi aşar giderler. Böyle bir avı kaçırmak aptallık olurdu. Ama bu bizim ihtiyar eski avcılardandır. Eskiden ayı avına çıkardı. Bunu bildiğim için ona dedim ki, dede al şu tüfeği sen ateş et. Olmaz sen yap o işi dedi. Görmüyor musun? Zil zurna sarhoşum ben dedim. Ayaklarımın üzerinde duramıyormuşum gibi sallanmaya başladı. Zaten tomruğu sudan çıkardığımız zaman birlikte bir şişe vodka içtiğimizi görmüştüm. Onun için sarhoş numarası yapıyordum. Yine bir kahkaha koptu odada. Kah kah kah. Ona dedim ki ben bu işi asla başaramam. Eğer maralları kaçırırsak bir daha hiç gelmezler. Elimiz boş dönmektense hiç dönmeyelim daha iyi.
Biliyorsun değil mi sebebini? Düşün biraz. Niçin gönderdiler bizi buraya? Bir şey demedi. Ama tüfeği de bir türlü almıyor elini. Pekala nasıl istersen dedi. Tüfeği elimden düşürüp dönüp gidiyor numarası yaptım. O da peşinden geldi. Bak dedi. Orozgul beni kovarsa pek önemli değil. Ama senin gibi bir ihtiyar nerede iş bulur? Yine bir şey demedi. Ben ise tabloyu tamamlamak, numaramı pekiştirmek için şarkımı mırıldandım. Kızıldağlardan inmişim, Kızıldağlardan. Altında kızıl aygır hey, kızıl küheylan. Aç kapını ey bezirgan, kızıl bezirgan. Yine hep birden güldüler. Ha 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 ha. Kah kah kah. Sarhoş olduğuma iyice inanmıştım. Tüfeği almak için onu bıraktığım yere yürüdüm. Biz böyle tartışırken marallarımız biraz uzaklaşmıştı. Dikkat et dedim. Kaçırırsak bir daha hiç yakalayamayız. Ürkütmeden ateş edeceksin. İhtiyar tüfeği aldı. Yavaş yavaş yaklaştık. O aptal aptal mırıldanıyordu. Bağışla beni boynuzlu maralanı. Bağışla. Ben ısrar ettim. Bak söylüyorum. Vuramazsan sen de o marallarla kaç git. Çünkü hiç eve gelmemen daha iyi olur o zaman. Yine güldüler. Kah kah kah. Sarhoşların hırıltısı, kahkahası ve pis içki kokusu çocuğu boğacaktı neredeyse. İyice terlemişti. Şişip çoğalan, beynine sığmayan şiddetli ağrı başını çatlatacaktı. Sanki birisi başını tekmeliyor. Balta ile yüzüne vuruyor. O ise gözünü saklamak için başını sağa sola çeviriyordu. Yüksek ateşten cayır cayır yanıyordu. Birden kendini soğuk bir çay kenarında hissetti. Balık olmuştu. Her şeyi vardı. Kuyruğu, balık vücudu, yüzgeçleri. Yalnız başı değişmemişti. Üstelik de gittikçe ağrısı artıyordu. Çaya atladı. Soğuk, derin, karanlık sularda yüzüp gidiyordu. Hayatının sonuna kadar balık olarak kalacağını, dağlara hiç dönmeyeceğini söylüyordu kendi kendine. Artık dağlara hiç dönmeyeceğim. Balık olarak kalayım daha iyi. Balık olarak kalayım daha iyi. Balık olarak. Onun yatağından usulca kalkıp dışarı çıktığını kimse fark etmedi. Evin köşesini döner dönmez kurtmaya başladı. Duvara tutunuyor, inliyor, ağlıyor, gözyaşları ve hıçkırıklar arasında boğuk bir sesle şöyle diyor. Balık olarak kalsam daha iyi. Gideceğim buradan. Balık olmak istiyorum. Pencerenin o tarafında Orozgul'un evinde insanlar, kahkahalar, çığlıklar atıyor, sarhoş hırıltıları çıkarıyorlardı. Bu vahşi gülüşler çocuğun kafasını patlatıyor, işkenceler içinde bırakıyordu. Biraz nefes alıp dinlendikten sonra avluda yürümeye başladı. Avlu boştu, sönmüş ocağın başında dedesi Mümin'i gördü. Sarhoş kendini bilmez bir halde. Maralana'nın boynuzu yanında toza toprağa uzanmış yatıyordu. Yine orada bir yerde köpek maralın başından kalanları kemiriyordu. Başka kimseler yoktu. Çocuk dedesinin üzerine eğildi, omzundan tutarak sardı. Dede, kalk eve gidelim. Haydi kalk gidelim dedi. İhtiyar adam cevap vermedi. Sanki çocuğun sesini duymamıştı. Hem cevap vermeye kalksa ne söyleyebilirdi ki? Çocuk yalvarıyordu. Kalksana dedi. Haydi kalk eve gidelim. Çocuk dedesinin burada toza toprağa uzanarak yatışının asıl sebebini biliyor muydu? Torununa boynuzlu Maralan'ın kutsallığını anlatmıştı. Onu buna inandırmıştı. Sonra da bütün anlattıklarına, telkinlerine kendisi ihanet etmişti. Hem de bunu talihsiz kızı ve torunu için yapmıştı. İşte bunun için, rezil olduğu için ölü gibi yatıyordu burada. Bunun için cevap veremiyordu. Dede, bari başını kaldır diye yalvarıyordu çocuk. Rengi iyice kaçmış, hareketleri zayıflamış, elleri dudakları titriyordu. Dede, benim ben. Duyuyor musun? Çok fenayım. Başım ağrıyor, çok ağrıyor diye ağlıyordu. İhtiyar inledi, kımıldadı ama kalkamadı. Çocuk gözyaşlarını sel gibi akıtarak dedesini sarsıyordu. Dede, Kulubek gelecek mi? Söyle gelecek mi? Çocuk zorlanarak da olsa dedesini yüzüstü çevirdi. Onun toza belenmiş yüzünü, seyrek yapışık sakalını görünce irkildi. Biraz önce Orozkul'un baltasıyla parçalanan boynuzlu Maralan'ın başı canlandı gözünde ve korkudan kenara sıçtı. Biraz uzakta durup, balık olacağım ben. Duyuyor musun dede, balık olacağım ve yüzüp gideceğim buralardan. Kulubek gelirse ona benim balık olduğumu söyle. Dede cevap vermedi. Çocuk güçlükle yoluna devam etti. Çaya gitti ve hemen suya girdi. Acele ediyor, ayağı kayıyor, düşüyor ama hemen kalkıyor. Suyun sığ yerinde titreye titreye koşmaya devam ediyor. Çayın hızlı akışlı derin yerine geldi ve akıntı alıp götürdü onu. Burgaçlarda çırpınıyor, yüzüyor, nefesi kesiliyor. Gittikçe daha çok üşüyor. Çocuğun balık olup çay boyunca yüzüp gittiğini henüz kimse bilmiyor.
avludan bir sarhoş şarkısı duyuldu. Kambur dağlardan inmişim, kambur dağlardan. Kambur deve üstünde, hey kambur deve. Aç kapını ey bezirgan, kambur bezirgan. Gel içelim seninle hey acı şaraptan. Sen artık bu şarkıyı duyamazsın. Su boyunca yüzüp gittin çocuğum. Kendi efsaneni de alıp götürdün. Yüzüp gittin. Kulu Beg'in gelmesini beklemedin. Yazık. Çok yazık. Beklemedin Kulu Beg'i. Niye koşup yola çıkmadın? Yola çıkıp koşsaydın mutlaka görecektin onu. Daha uzaktan görür görmez tanırdın onun kamyonunu. Elini kaldırınca o hemen dururdu. Nereye gidiyorsun? Derdi Kulu Beg. Senin yanına diye cevap verirdim. Seni hemen şoför kabinine alır, yanına oturturdu. Beraber giderdiniz, sen ve Kulu Beg. Önünüzde hiç kimsenin görmediği boynuzlu maralana koşardı. Ama sen görürdün onu. Ama sen yüzüp gittin. Hiçbir zaman balık olamayacağını biliyor muydun? Isık göle kadar yüzemeyeceğini, beyaz gemini göremeyeceğini. Ve ona selam beyaz gemi, ben geldim ben diyemeyeceğini biliyor muydun? Çay boyunca yüzüp gittin çocuğum. Şimdi ben sana yalnız şunu diyebilirim. Çocuk kalbinin, çocuk ruhunun bağdaşamadığı her şeyi reddettin. İşte beni teselli eden de budur. Bir şimşek gibi yaşadın sen. Bir defa çaktın ve söndün. Şimşeği çaktıran göktür. Ve gök ebedidir. İşte budur seni, beni teselli eden. Bir başka tesellim daha var. İnsandaki çocuk vicdanı tohumdaki öz gibidir. Ve o öz olmadan tohum filizlenmez. Gelişmez. Yeryüzünde bizi neler beklerse beklesin, insanoğlu doğdukça ve öldükçe, insanoğlu yaşadıkça hak ve doğruluk denen şey de var olacaktır. Sana senin sözlerini tekrarlayarak veda ediyorum. Merhaba beyaz gemi. Ben geldim. Son. Eserin adı Beyaz Gemi. Eserin yazarı Cengiz Aytmatov.